Neden gireceğim Zeytinburnu platformu? İnsanlar doğdukları ve doydukları yere karşı sorumludurlar. Gazeteci yazar Hüseyin Çetiner de henüz 21 yaşındayken 1993'te doğduğu yer olan Malatya'nın kitabını yazdı. 1989 yılından beri yerleştiği Zeytinburnu ilçesinin gelişim ve değişim tarihi içinde Zeytinburnu ilçesinin kitabını 2008 yılında yazdı ve basımını gerçekleştirdi. Şimdi de ekmeğini yediği Zeytinburnu ilçesi ile ilgili daha çok şey yapmak niyetinde olduğu için eğitimci Müzeyyen Kurt, STK gönüllüsü adlan saygılı, basın yayın alanında başarılı bir şekilde muhabirlik yapan Çağla Pekgüreş başta olmak üzere bir grup arkadaşıyla Geleceğim Zeytinburnu platformunu kurdu. Platform ne yapacak? Bizans, Doğu Roma ve Osmanlı Suriçi İstanbul'una en yakın ilçe olmasına rağmen ne yazık ki Zeytinburnu bugüne kadar tarihte, kültürte, sanatta, edebiyatta ve sosyal yaşamda hak ettiği değere kavuşamamıştır. Cumhuriyet'in ilk yıllarında Zeytinburnu ve yakın çevresinde bulunan fabrikalarda çalışmak üzere Trakya ve diğer vilayetlerimizden ilçemize girenlerin yaptığı derme çatma gece kondularla ne yazık ki şöhreti, bağ, Bahçelik, Yüzer ve Şifalı Suyu'nun ünü 1947'de yapılan gece kondularla yok edilen bir ilçenin adıdır Zeytinburnu. Platformumuz Zeytinburnu'nda bilinmeyen tarihi yapılarımızı bilinir hale getirecek. İstanbul'un fethinden önce yapılan Kazı Çeşme Fetih Camisi, Tarihi Kazı Çeşme, Erikli Baba Dergahı, Kilise, Seyit Nizam Külliyesi, Merkez Efendi Külliyesi, Balıklı Rum Ayazması, Tekkeci İbrahim Ağa Camii, Merkez Efendi Camii Tevhidhanesi, Yeni Kapı Mevlevihanesi, Yedi Kardeşler Kabri başta olmak üzere sayısız tarihi mekanımızı yerli ve yabancı turizmine kazandırmak için çaba sarf edeceğiz. Tabii burada sembolik bir tabahane de kurup gelen turistleri burada 1453'ten 1996 yılına kadar yüzlerce fabrika, 543 yıl boyunca dünyada ilk teşvik sisteminin uygulandığı iş yerleri burada Osmanlı ordusuna atlarda kullanılan koşum takımlarının derilerini ürettiler demek de gerekli. 29 Mayıs ile 29 Ekim tarihleri arasında Kazı Çeşme'de özel dizayn edilmiş mekanda temsili İstanbul'un Fethi Tiyatrosu her gün saat 14.53 ve 19.23'te olmak üzere günde iki kez sergilenecektir. Yerlilere 20 TL, turistlere ise 20 dolardan bile satılacaktır. Özetle Amerikalıların 1765'te kurdukları devletlerinden 313 yıl daha büyük olan Kazı Çeşme Fetih Camisi'nden bir kuruş turizm geliri elde edemiyoruz. Ama Amerikalılar George Washington'ın piposunun sergilendiği müzeye her yıl gelen ziyaretçilerden milyonlarca dolar gelir elde ediyorlarken biz neden bu kadar önemli tarih yerlerimizi turizme kazandıramıyoruz? Yanındaki 564 yıllık yani 6 asırlık metruk hamam aslına uygun olarak restore edilecek. Buranın etrafında camiye en az 5 dönüm yer verilecek. Bu yerde 50 tane iş yeri yapılacak. Geliri Zeytinburnu'nda bulunan tarihi eserleri ihya ve tanıtım işini üstlenecek vakfa bağlanacak. Bu vakıf en küçüğünden en büyüğüne kadar bütün tarihi yerleri halkın istifadesine sunacak çalışmalar yapacak. Bu çalışmalarımız neticesinde 5 yıl sonra bu proje kapsamında en az 5000 kişi evine ekmek götürecek. Mücevher sandığının üstünde oturuyoruz ama içini açıp bakmaya zamanımız yok. Zeytinburnu ilçesi içi değerli mücevherlerle dolu bir sandıktır ama bizler bu sandığı açıp içine bakıp atalarımızdan kalan o mücevherleri geleceğimizin hizmetine sunmayı akıl edememişiz. İşte Geleceğim Zeytinburnu platformu kurucusu Hüseyin Çetiner ve arkadaşları bu mücevher sandığını açıp halkın hizmetine sunmaya karar verdi. Platform üyeleri hiçbir kişisel menfaat düşünmeyip tamamen toplum yararına bir çalışmanın azmindedir. Bütün tarihi yerlerimizin envanterini yapıp bunları turizmin hizmetine sunmak üzere vakıf kurulması, ilçe belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kaymakamlık, İstanbul Valiliği, İstanbul İl Kültür Müdürlüğü, Kültür Bakanlığı, Başbakanlık, Cumhurbaşkanlığı makamı başta olmak üzere atalarımızdan bize miras kalan bütün yerlerimizi halkın istifadesine sunmak için gece gündüz çalışacağız. Geleceğim Zeytinburnu platformunun kurucusu, başkanı, gazeteci, yazar ve Zeytinburnu kitabı yazarı Hüseyin Çetiner şunları söyledi.
İstanbul'un Suriçi bölgesi tarihi yerler konusunda dünyada muhteşem bir üne sahiptir. Üç medeniyete başkentlik yapan Suriçi, İstanbul'una en yakın yer hiç şüphesiz ki Zeytinburnu ilçesidir. Ne yazık ki bugüne kadar hiçbir kimse üstünde oturduğumuz mücevher sandığını açmayı düşünmemiştir. Bir süre önce Amerika'ya gitmiştim. Orada 25 yıldır yaşayan abim bana şu müzede var ya... George Washington'ın piposu var diye her yıl dünyanın değişik ülkelerinde milyonlarca insan ciddi ödemeler yaparak bu müzeyi geziyorlar deyince bizim Zeytinburnumuzda o kadar tarihi yerlerimiz var ama biz bunlardan bir kuruş para kazanamıyoruz dedim ve kafa yordum. Son 5 yıldır bu tür bir platform kurup yeterli kamuoyu desteği aldıktan sonra güçlü bir vakıf kurarak Zeytinburnu tarihi mekanlarını yaşatma vakfı tarzında daha sağlıklı çalışabilecek bir yapıyla ilçemize, ülkemize ciddi katkılar yapacak bir çalışma yapabilir. Zeytinburnu ilçesinde bundan sonra fabrika kurma şansımız ve imkanımız yoktur. Ama tarihi mekanlarımızı turizme kazandırabilirsek bacasız onlarca fabrika kurmuş oluruz. Temsili, tabakhane ve diğer sosyal donatılar, tiyatro yeri ve cami etrafında yapılacak turistik eşya satış yerleri. Temsili, tabakhane ve diğer sosyal donatılar, tiyatro yeri ve cami etrafında yapılacak turistik eşya satış yerleri için arsa sahipleri gönüllü olarak yer bağışı yaparlar. Çünkü bu projeler onların orada üretecekleri mekanlarına değer katacak çalışmalar olacaktır. Platform ve vakıf sadece işi know-how kısmı ile alakadar olacaktır. Kısa ve özet olarak Zeytinburnu'nda un var, şeker var, yağ var, tüp var, helva yapacak usta eksik. Bu ustayı da geleceğim Zeytinburnu Platformu Başkanı ve ekibimle başaracağımdan %100 eminim. Bu konuda engel ve mazeret kabul etmiyorum. Bugün sen veya siz de kim oluyorsunuzsa bu kadar büyük bir projeyi hayata geçirme cesaretini kendinize buluyorsunuz diyenler mutlaka olacaktır. Bunlara rağmen başarılı olacağımıza inanıyorum. Çünkü niyet hayır, akıbet hayır diyen anlayışa sahip bir yapım vardır. Bekle bizi Zeytinburnu. Geldik ve işe el attık. Bugün yani 25 Kasım 2016'da Facebook sayfamızı açarak çalışmaya başladık. Ama ilk kez bu düşüncemi bundan 20 gün önce yardımcım olan Sayın Müzeyyen Kurt hocama açtığım zaman ne kadar inandığını ve heyecanlı olduğunu görünce kendimden daha da cesaret buldum. Allah'ın izniyle bu işi başaracağımız zamanda çalışmamızdan dolayı ekmek yiyen binlerce kişinin duası benim bütün zorluklara katlanmamı bana unutturacaktır. Geleceğim Zeytinburnu platformu ilçemize, ilimize ve ülkemize hayırlı olsun.